Herkese merhaba, Yılmaz ben. Bugün lüks bir markanın X bir ürünüyle birlikteyiz. Genişleyen otomotiv pazarı, talep gören segmentler bütün üreticilerin iştahını kabarttı. Özellikle farklı meslek gruplarından da talep gören pick-up'lar üreticilerin kendilerini geliştirmesine sebep oldu. Ağırlıklı olarak Japonların hakim olduğu bu pastadan bir dilimde biz yemek istiyoruz diyen ilk Alman markası Volkswagen oldu. 2017 Stockholm'de stratejik bir adım atarak premium pick-up üreteceğim diyen Mercedes X-Class'ı duyurdu. Konsept olarak inanılmaz güzel gözüken bu pick-up 2018 yılında biraz farklılıklar göstererek piyasaya çıktı. Artılarıyla, eksileriyle çokça seven ve çokça eleştirenler oldu. Bir kullanıcısı olduğumuz X-Class'ı sizler için değerlendireceğiz. Umarım hata ve kusurlarımız için bizi bağışlarsınız. Şimdi her zamanki gibi tasarımdan başlayalım. Benim araca önden baktığımız zaman en önce dikkatimi çeken sonradan takılan bu GTR tip panjur. Bu panjur tampondaki krom detaylarla bir uyum içerisinde. Yine güzel tasarımda olan bu LED farlar kaput yükseltmesiyle araç önden hem şık hem iddialı gözüküyor. Araca yandan baktığımızda yine standarttan çok farklı gözüken bir X-Class görüyoruz. Bu araç ilk çıktığında ben de dahil olmak üzere en çok eleştiri alan konularından bir tanesi cılız çamurluklarıydı. Şişkin çamurluk dodikleri kapı bantlarıyla birlikte genişletilen araçta bu sorun çözülmüş. Yine sepet duran roll bar'ın arkaya olan etkisi, standarttan 10 cm yükselen bu araçta siyah beyaz uyumunun devam ettirilmesi adına Beefy Goodrich lastiklerle takılan bu siyah jantlar aracı bir uyum içerisinde gösteriyor. Yapılan bu ekstralardan sonra araç yandan daha güzel ve daha kaslı gözüküyor. Evet, araç piyasaya çıktığında beni en çok hayal kırıklığına uğratan arka kısmını inceleyelim. 2017 yılında konsept olarak tanıtıldığında o kadar güzel bir arka kapak tasarımına sahipti ki hepimiz onu beklerken Mercedes kolaya kaçıp biraz da ortaklarının etkisinde kalıp sade arka görüntüyle bizim karşımıza çıktı. Şahsi fikrim, eğer konsept tasarımındaki arka kısımla üretilebilseydi premium müşterisi tarafından çok daha fazla talep görebilirdi. Bizim aracımızı arkadan inceleyecek olursak siyah beyaz uyumunu devam ettirmek adına sonradan takılan X-Class yazılı bu kapak giydirmesi, özel bir folyo ile kaplanan bu LED stoplar, yan taraftan bakarken dikkatimizi çeken çamurluk dodikleri ve sepetli rollların arkadan da görüntüye etkisiyle araç arkadan çok daha kaslı ve çok daha güzel gözüküyor. Bence aracı arkadan çok beğenmediğim hissedilmiştir. Şimdi araca bütün bu yapılanlardan sonra genel olarak baktığımızda fabrikasyon olan bazı eksikliklerini bu parçalar tamamlamış. Siyah beyaz renk uyumunda bütünlüğüyle bence araç fabrikasyon haline göre çok daha güzel gözüküyor. Abimizin teknik özelliklerine bakalım. Mercedes X-Class'ı Türkiye'ye 250D ve 350D olarak getirdi. Bizim aracımız 250D, Bizim aracımız 250D, yani 2300 cc, 190 beygir, 7 ile de otomatik şanzımana sahip bir araç. Performans olarak gayet yeterli. Çekiş olarak gayet yeterli. Tabii ki bir pick-up'tan performans bekliyorsanız bu hiç şüphesiz Volkswagen Amarok 3000 dizel. Bu tecrübeyle sabit o pick-up'lar içinde kullandığımız, bugüne kadar bindiğimiz en seri, en atak pick-up. Few moments later. Şimdi vergi olarak da şunu belirteyim. Ranger videosunda biliyorsunuz 2000 motorun vergisine hayran kaldık. Performansına hayran kaldık. Bu araç 2300 cc olduğu için bir üst vergi diliminden vergilendiriliyor. Yakıt olarak da fabrikasyon verilerini bilmiyorum. Ama bu lastiklerin, yükseltmenin biraz da benim yanlış kullanımımın etkisiyle 12 ile 14 litre arasında bir yakıt sarfiyatı var. Şimdi 2300 cc dedik, vergisi bir üst limit, yakıtı 14 litre, bunları pick-up alırken mutlaka değerlendirmek lazım. Ama benim kendi görüşüm, bunlar çok bakılmaz. Yani bu tabii ki yakacak, tabii ki vergisi fazla olacak. Yani kendimden örnek vereyim, bir motosiklet tutkunu olarak bir racing sahibi bir insana çok yakıyor mu senin racingin denmez. Şimdi ben bir konuya daha değinmek istiyorum. Bizim aracımız 4x2 sakın... Değil burayı terk et kardeşim. Hiçbir şey söylemeyin çünkü ben de eskiden 4x2 pick-up mı olur, 4x2 pick-up niye üretiliyor, hadi üretiliyor, Türkiye'ye niye geliyor gibi böyle celalli celalli konuşuyordum. Fakat 4x2 de gayet işlerinizde, daha özel işlerinizde kullanacaksanız mutlaka alınabilir. 4x4 tuşu hiçbir zaman aktif hale getirilmeyecekse neden 4x4 de denebilir? Bir gerçek, güzel bir lastik, iyi bir pilotajla 4x2'nin bir tık üstüne çıkabiliyorsunuz. Bu da bir gerçek.
Şimdi teknik özelliklerine de genel anlamda bakmam gerekirse Mercedes zaten bu aracı çıkartırken Renault ve Nissan ortaklığından faydalandı. O yüzden motorda ve şanzımanda kusur bulabileceğimiz, eksik bulabileceğimiz herhangi bir şey yok. Tabii ki bunun bir tık üstü performans bekliyorsanız onun için bu aracın bir üstü olan 350D formatı kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi 4x2'nin şokunu üzerinizden biraz attıysanız bir içine bakalım, sonra bir sürüşe geçelim. Şimdi araca içinden baktığımızda dışarıdan gördüğümüz bu Mercedes logosunun tabiri caizse yıldız farkının içeriden de çok güzel şekilde hissedildiğini görüyoruz. Mercedes mühendisleri direksiyonundan havalandırma ızgaralarına, ekranına kadar birçok farklı markadan alışkın olduğumuz parçayı o kadar güzel şekilde aracın içine entegre etmiş ki markanın o iddiasını, yani premium segment bir pick-up'a bineceksiniz iddiasını kesinlikle destekleyen bir araç olmuş. Aracın içine bindiğimde şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki kaliteli bir markanın kaliteli bir pick-up'ına biniyorum hissi bende oluştu. Bence birçok rakibinden çok daha lüks, çok daha modern duran bir ön dizaynı var bu aracın. Şimdi benim bu araçta beğenmediğim, tek beğenmediğim dediğim kısım olan şu havalandırmanın hemen altında olan bu boş kısım ve burada kullanılan sert plastik malzemesi. Örnek veriyorum. Mercedes bir C kasadaki gibi ekrandan kolçağa kadar bir bütün halinde gelebilseydi bu orta kısmı premium müşterisinin beklentisini daha fazla karşılayabilirdi diye düşünüyorum. Elektrikli ısıtmalı bu koltukları, şerit takip asistanı, tabela okuyucusu, çok güzel aydınlatan led farları, yine çok başarılı şekilde çalışan çarpışma önleyici sistemleriyle birlikte araç donanım olarak da çok güzel bir seviyede. Bu aracı diğer yine üst donanım pick-up'lardan ayıran en önemli bence özelliği araçta 360 derece kamera var. Yan iki aynalar ön arka tampondaki bulunan kamerayla hem bu dev cüsseli aracı geri manevralarda çok rahat şekilde park ediyorsunuz. Hem de bilmediğiniz bu şekilde bir arazide 20 km hızlara kadar açtığınız zaman ön ekrandan aracın önünde ne var, arkasında ne var gibi şüpheye düşmeden çok rahat şekilde bu aracı sürebiliyorsunuz. Bence bu özellik hem premium bir his katıyor size hem de bu aracı diğer araçlardan ayıran çok güzel bir artısı. Yine küçük bir detay ama benim çok hoşuma giden bir özelliği var bu aracın. O da bu aracın en arka camının açılabiliyor olması. Buraya koydukları küçük bir tuş sayesinde en arka camını açabiliyorsunuz. Şimdi bu ne işe yarıyor? Çok mu bir özellik diyebilirsiniz ama aracın içini havalandırmak adına bence güzel bir detay, güzel bir artı olmuş. İç dizaynını ve teknolojik donanımını özetlemem gerekirse sizi hem memnun eder hem de tatmin eder. Genel olarak toparlamamız gerekirse, meşhur homeless abimizin hikayesinde bahsettiği gibi göbek bir yerdeyiz, şekiliz böyle, şeylerimizi içtik, kapı çaldı, biz zili açtık, paçozuz ya, karşımızda Grand Tuvalet bir abi, tabii eyvallah dediklerindeki abi işte Mercedes'ti. Mercedes o evdeki diğer Japon üreticilerine dedi ki bunu mu kullanıyorsunuz, ben size güzelliği getirecek falan dediği pick-up işte Mercedes X-Class'ı. Böyle ortamımız var, bir arkadaş dedi ki geldi dedi ki çok güzel keyfimiz var. Tamam kapı çaldı, Nişantaşı'ndayız biliyor musun? Böyle çok da böyle. Ondan sonra kapının birisi çaldı. Grand Tuvalet böyle. Böyle beyefendi. Biz şimdi şeyiz ya biraz paçozuz falan. Herkes tabii eyvallah dedik. Önümüzü kapattık falan. Adam bize dedi ki ya dedi, bunları mı içiyorsunuz dedi ya. Gerek yok dedi. Ben dedi biraz sonra size geleceğim dedi. Ama nitekim hikayenin kalanını bilen bilir. Mercedes o eve yalın ayak geri döndü. Bu kadar güzel bir araç ve evdeki arkadaşlarıyla ortaklık yapmasına karşın satış pazarlamadaki başarısızlığından mıdır? Yoksa diğer Japon üreticilerinin pazardaki çok yüksek hakimiyetinden midir? Bilinmez. 2019 yılında X-Class'ı banttan indirdi. Aradan yarım saat geçti. Kapının zili çaldı mı? Çaldı. Zınk. Adam kapıyı açtı. Biz zili açtık. Bize bekliyoruz adam getirecek. Güzel bir şeyler getirsin diye. Adam ne dese bize? Ayakkabılarımı burada unutmuşum dedi. Yarım saat yalın ayak gezmiş. Biz de bekliyoruz yani Kamil'i. Ülkemizde ikinci elde satışa devam edilen Mercedes X-Class'ı bu donanımıyla birlikte ortalama 400 üzerindeki ekstralar ve yapılan ekstralardan sonra 450 ila 500 bin lira arasında alabiliyorsunuz.
Şimdi soru şu, üretimden kalkmış olmasına rağmen alır mısın, aldırır mısın? Gönül rahatıyla cevap verebilirim ki Mercedes X-Class sizi her anlamda tatmin eder. Kesinlikle tavsiye ederim, kesinlikle alabilirsiniz. Şimdi yerden 2 cm yüksek olunca bütün araçların oda olmuş artık bana Adventure SUV. Kendimizi kandırmayalım. Eğer özgürlüğünüze düşkünseniz bu şekilde uçsuz bucaksız buğday tarlalarının kenarında çay kahvenizi içmek, hiç keşfedilmemiş koylarda denize girmek istiyorsanız tercihinizi bir pick-up'tan yana yapmalısınız. Herkese gönlündeki aracı alıp gönlündeki tatil yapmasını diliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala destek olmak adına abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.